sakatların durumuna da bir yakından bakalım. Şimdi Yunus Akgün'le sözleşme uzatıldı dün. 2026 yılına kadar 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. 19 şöyle ifade edelim. 2022-23 sezonu için 13.650.000 TL. 2023-24 sezonu için 14.950.000 TL. 2024-25 sezonunda 17.200.000 TL. Ve 2025-26 sezonunda ise 19.750.000 TL garanti ücret ödenecek. Bu sezon için 13.650.000 ne kadar çıktı bu rakam. Dün de talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun diyelim. Bugün MR'ı çekilecek. Ama belki senin var, aldığın istihbaratın bir istihbarat var. 3 hafta. Birazdan okurum hatta sıkıntısını. Onun da bilgisini almıştım. 3 hafta çok hani sezonu kapatma gibi bir durum yok. Biraz dizden dolayı öyle bir endişe yaratıldı maç sonrası soyunma odasında. Bir saniye hemen söyleyeyim Selahattin abi. Onun çünkü notunu almıştım. Yunus Akgün için. İç yan bağlarda birinci derece yırtık diye duydum. Ama hani süreç 3 hafta 1 ay. İlk gelen bilgiler bu. Çok uzun süreli bir sakatlık beklemiyor. İç yan bağlarda bir sıkıntı tespit edilmiş. Yunus'un sağlık durumu muhtemelen zaten bir hala 15 gün bekleyeceğiz liglerin açılmasını, daha süre var. Ama nedir? İşte İstanbulspor, Sivasspor maçlarını kaçıracak gibi Galatasaray hareket edecek. Benzer planlama Sergio Oliveira, Icardi'siz de yapılıyor. Yani Oliveira ve Icardi de Galatasaray. Mehmet, Icardi işi nedir? Icardi'nin ben çok ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sahalardan uzak kalacak. Ben net söyleyeyim. Yakın zamanda doğum günü varmış. Tabii, Arjantin'de kutlamak için. Yani şöyle, şimdi performans verince Selahattin abi, onu görüyoruz. Aman yani. Aman açıldı. Şimdi Alanya, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Şu 4 maçta izlediğim Icardi inanılmaz bir komple forvet. Tabii. Evet, Avrupa için bir golcü ama Türkiye liginde bence 9 numarada. Arjantin milli takımında şu an öyle bir golcü yok. Katılıyorum net şekilde. 2-0, 3-0 yapamadılar. Polonya maçı sanırım. Evet. Görüyoruz yani Icardi o pozisyonun çoğunu bitirirdi. Kalitesi tartışılmayacak bir isim. Böyle performans verirseniz sizin nazınız çekilir. Sergio Oliveira kadar ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer şartlar zorlanırsa ben İstanbulspor maçına bile yetiştirir diyorum ama muhtemelen Sivas maçı Icardi için başlangıç olur. Icardi için daha net konuşayım. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın forveti olur. Yani Sergio Oliveira, o da çok profesyonel bir isim. Her gün sağlık heyetiyle iletişim halinde, nasıl da erken dönebilirim diye. Onun durumu biraz daha ciddi. Tekrar Yunus'a dönecek olursak da ben normalde yaptığım haberler üzerine böyle çok kendimi savunmaya geçmem ama yazın bir haber yapmıştım Abdülkerim transfer olduktan sonra. Ki Galatasaray'daki en yüksek ücret 8 milyon TL ile Kerem'di. Galatasaray, evet, 17 milyon TL'yi Abdülkerim'e verdi. Burada asla neden Abdülkerim 17 milyon TL verildi demedim. Çünkü oyuncu Fenerbahçe istiyor, Beşiktaş istiyor. Artı 3 ortada ve bugün hala aynı noktadayım. Yabancı bugün serbest bıraksın federasyon, Galatasaray ilk formunda Abdülkerim yine oynamaya devam eder. Yani 17 milyon dediğin de 1 milyon euro yani. Ha. Evet. Yabancılarda en kötüsünü 1,5 falan veriyoruz. Tabii tabii. Yani. Kendi çocuğumuz oldu mu? 2.93 ama şu var. Yerli dengesi bozuldu dedim Galatasaray'da. Siz 7-8 milyon TL bantta bütün yerlileriniz alırken Abdülkerim'e 17 verirsiniz ki o haberin içinde de vardı. Bugün haklı çıktığım için söylüyorum. 9 milyon TL'ye sözleşme uzatması beklenen Yunus Akgün, Abdülkerim verilen 17 milyon TL sonrası hangi rakama imza atacak? Dün kap açıklaması yapıldı. Evet. Çok normal. 14 milyon TL yakın bir ücret. Yani Abdülkerim 17 milyon TL alıyorsa, geçen sene Adana Demirspor'da nasıl bir sezon geçirdi ortada. 2000 doğumlu çok genç, önü açık olan bir oyuncu Yunus. 14 milyon TL. Bugün de Kerem de 8 milyon TL olan kontratını ben zannetmiyorum 11-12-13'leri tekrar yenilesin. Yunus'tan fazla olur. Hatta ben tabii Abdülkerim'den de düşük olacağını düşünmüyorum. Evet. Demek istediğim bu. Bazen böyle çok kendimi ifade etmek, yani savunmaya geçmek değil ama yanlış anlaşılıyoruz. Hani benim sorgulama şeklim değil. Pekala bir oyuncuyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ilgilendiğinde rakam artıyor zaten. Bu da net tabloya yansıdı. Yani millet yanlış anlayacak diye sen doğru bildiğine vazgeçecek halin yok. Tribünlere oynamıyoruz. Sen bir gazetecisin. Senin görevin kamuoyu bilgilendirmek. 4 ay önce yazdım. 9 milyon TL Yunus'a kontratı, evet, uzatmaz dedim. Ki mantıklı şu anda. Hak ettiği ücreti alıyor bu arada Selahattin abi. Ben iyi oyuncuların iyi para alması gerektiğini de düşünüyorum. Yani biz çok bazen böyle yani negatiflik mi pozitiflik mi, örneğin Muslera konusu. Uruguay milli takımında oynama meselesini de çok kaşıdık. Bence de Muslera, Rochelle'in çok önünde olan bir kaleci. İyi bir kaleci, şu an 86 doğumlu. Bu sene Galatasaray'ın Sacha Boey'den sonra en iyi ismi ama
Biz hep Ederi'nin üstü, şimdi ben hala o gün hatırlıyorum, benden başka sorgulayan yoktu. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay vardı. Yönetim hatta rahmetli başkan niye? Mustafa Cengiz bozuldu soruma. Sorum şuydu, Mart 2021 Galatasaray Haziran 2021'de seçime gidecek. Seçime 3 ay kaldı. Siz yönetiminize devam edecek misiniz ki Muslera'ya 3 yıllık 2,5 milyon eurodan kontrat veriyorsunuz? Evet. Çok şimdi yanlış. Bu performansı gösterdiği için itiraz etmiyoruz 2,5 milyon eurosuna. Doğru. Ama geçen seneki Muslera'nın performansını 350 bin euro olan Pena da gösterdi. Yani o Pena'yı beğendiğimden değil yani. O performansın karşılığı 2,5 milyon euro olamazdı Selahattin abi. Ya da yani Galatasaray yolları ayırsa kim verecek Muslera o kontratı Galatasaray'dan başka? Kimse vermez. Ve işte şu neye geliyorum? Uruguay milli takımı da bunu gördü ki geçen 2 seneki kötü performansı. Kaleciyi değiştirdi ve İşin diğer boyutu Muslera yedek kalacağını bilerek gitti Dünya Kupası'na. Hani son anda yok sen oynamıyorsun Roche denmedi. Ha bence de Roche'nin çok önünde bir peki kaleci. Peki niye Roche tercih edildi sana göre? Orada çünkü da geçen iki seneki performansı iyi değildi. Muslera'nın diğer kalecinin yerellik performansıydı. Nasyonel sanırım kulübün ismi. Futbolda dün yok sonuçta. Bizde Türkiye'de biliyorsun o var. İşte o yüzden Muslera 3 sene önce, 2 sene önce 2,5 milyon euro kontrat verildi. Muslera da bu sezonun iyi bir performansı. Bu sene hiç itirazım yok. Bu sene hiç dengelendi zaten. Yok, bence milli çok takımı için de bence. Ama işte federasyon tarafı, milli takım tarafı öyle düşünmüyor. Onlar hani futbolda onlar bizimle aynı fikirde değil. Değillerdi. Onu söyleyeyim. Yani tabii ki Muslera'yı tartışmam kariyer olarak. Roche'nin çok daha önünde bir kaleci ama şunu da atlamayalım tabii. Galatasaray'daki performans her zaman milli takımla paralel gitmiyor. Milli takımdaki son Dünya Kupası da Muslera'nın 2018'de Griezmann'dan gelen gol akıllardadır. Evet, öyle çok mükemmel değildi. Yani biz bazen yeri geliyor futbolcuları çok aşağı çekiyoruz. Yeri geliyor futbolcuları da çok yukarı taşıyoruz. Onun bir dengesini tutturamıyoruz. Peki bir de Yunus Akgün'ün imza attıktan sonraki açıklamalarını ekrana getirelim. Bakalım neler söylemiş. Evet, bir kez daha geçmiş olsun diyelim aynı zamanda Yunus'a. Açıklamaları da ekrana getirdik Selahattin Kınalı. Dursun Özbek son olarak Yunus gibi yetişen karakterlere çok ihtiyacımız var. Bahtı açık olsun ifadelerini kullandı. Ki Yunus son dönemdeki performansıyla tartışılırken hatta devre arası transfer döneminde acaba takımdan ayrılacak mı yorumlarını beraberinde getirirken Galatasaray sözleşme uzattı futbolcuya. Yani altyapısına yetişmiş bir oyuncu ve kendisini gösterebilmesi için gerekli koşulların bütünsel bir uygun alan yaratılmış değil Yunus'a. Yunus Adana Demirspor performansıyla ki Adana Demirspor yani kontratak oyunu oynamadı hiçbir zaman. Alt ligden gelirken de hep hücum oyunu oynadı. Yani kuşatıcı bir oyun oynadı. Yani önde oynadı. Şey gibi olabilir hani Kerem bazen yanıltıyor ya. Kerem Galatasaray'ı işte geçen seneki performansında en öne çıkan oyuncu olmasının nedeni Galatasaray'ın bekleme oyunu yapıp geçiş Kerem'le kontra oynaması. Yani tam oyunun oyuncusuydu. Yani büyük takım için bazı soru işaretleri hala vardı. Hala var Kerem için ama Kerem tabii Yunus'tan daha değişik bir yetenek. Kerem doğru bir hocayla buluştuğunda böyle merdivenleri birer birer değil, beşer beşer çıkacak bir oyuncu. Ya bazı özellikler sonradan kazanılmıyor Selahattin abi. Kerem'in evet bazı karar mekanizması, işte fundamental deriz ama bir şeyi çok var. Çok net pozisyonun için atıyor kendini yani. Bir şekilde top geliyor Kerem'e ama atıyor ama atmıyor. Mesela Trabzon'daki maçı hatırla abi. Taha'ya bir şut çekti penaltı noktasından, Taha kurtardı. Yani bir şekilde top geliyor Kerem'e. Evet. Doğru pozisyonunu alıyor futbol ve şansı skor, var. Futbol şansı var. O şansı yaratıyor. Bazen bazı futbolcular da oluyor yani böyle çok kelimeleri dökmesi kolay değil. İş hani ya Burak şans Yılmaz Şenol Güneş buluşması gibi. Bence Kerem de Okan Buruk iyi bir fırsattır ama tutmayabilir yani. Hoca oyuncu frekansından bahsediyorum. Kerem de öyle bir hocayla buluştuğunda merdivenleri bir değil beşer beşer çıkar. Yani İstatistik olarak da çok gider. Gol sayısını arttırabilir. Yunus da şöyle, ben Yunus'a çok saygı duyuyorum. Karar verici ben olsam iki kere Adana Demirspor'u kiralamazdım. Birinci ligde oynarken rakipleri Erkan Zengin, Volkan Şen'di yani. Süper Lig'in en böyle iz bırakmış kenar oyuncuları, yaşları belli bir şeye gelse de. Orada Volkan ve Erkan'a tercih edildi. Takımın Süper Lig'e çıkmasını sağladı. Geçen sezonda forma rekabetine işte Vargas, Belhanda, Akintolaların olduğu takımda oynadı. Yani orada tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldi deriz ya. Yunus Galatasaray'da iddia etmesin. Oyuncu Rize Spor'a gönderemeye çalıştılar.
Rize Spor ben geçen sene küme düştü. O kötü takımda Yunus da daha kötü gözükürdü. Geçen seneki Yunus performansının hakkının verilmeyişinin nedeni şampiyonun Trabzonspor olmasıydı. Yani bence geçen sene sağ kenarın en verimli oyuncusuydu Yunus. Çok iyiydi. Ligde çok iyiydi. Ve Yunus ya bunları yapabildiğini bize gösterdi. Yunus ama Yunus'un bende asıl iz bırakan tarafı şu. Yunus çok iyi bir ailede yetişmiş. Yani. Yunus sporcu, sportman. O tarafını inşallah hiçbir zaman kaybetmez. Ve fakat yetenekleriyle de Galatasaray'da süreklilik kazandığı duygusuna hakim olursa bir oyuncu performansı artar. Mesela şu an Yunus'un eksiği o. Topsuz yani. Oyun da yok Selahattin abi. Ne olursa olsun bunu biz Emre Akbaba, Deniz Türüş'te de gördük. Büyük takımla oynamak farklı. Adana Demirspor'daki yapı da güzeldi. Ön tarafta Deniz Balotelli. Türüş ve Emre Akbaba ağır oyuncular. Yunus pırpır. Soluna topu aldığı zaman çok iyi set hücumunda top saklayabiliyor ama bence şanssızlık şu. Yunus'la Kerem oyun içi çok doğru bir ikili olmuyor kenarlarda. Olabilir. Evet. İkisini dönüşümlü kullanacaksınız. De açık söyleyeyim yani bu kayak değil. Raşisa'yı da gördük. Raşisa bambaşka bir kenar profili. Topu sağ tarafına aldığımız soluna çekip de orta yapabiliyor. İki tarafta da oynayabiliyor işte. Bu özellik de önemli. Yunus'la Kerem de nedir? Yunus solak sağ taraftan topu içeri çekip şuta konsantre. Kerem diğer tarafta. Bu profil ikisi bence doğru birbirini tamamlamadı. Bütün artı 3 planlamız sezon başı Ceyda hatırlayalım. Kerem Yunus, Abdülkerim üzerine yapılmıştı ama o denklemde bence Kerem ve Yunus'tan iyi olan oynamalı. Bunda da kazanan Galatasaray olur zaten uzun vadede. Ya zaten Raşitsa'nın sürpriz çıkışı belki onu iyi takip edenler için sürpriz olmayan çıkışı sonrası. Yunus'un forma şansı azaldı tabii. Ama fırsat bulacaktır. Bulduğunda da Adana Demirspor performansına yakın performansları sahaya taşırsa hocası onu küme maçlarda tercih edecektir. Yani ama sonuçta Galatasaray'ın altyapısından gelen bir oyuncu. Raşitsa bugün var yarın. Ya evet orası öyle. 22 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Eğer bir Metin Kurt işareti verecekse camiasına, futbolumuza orada 5 yıl, 10 yıl Galatasaray'a hizmet edecek bir oyuncu profili Yunus.